Çomar ve Minik'in yardımseverliği. Ayşe ve ailesi masmavi bir gölün kenarında ağaçların arasındaki bir evde yaşıyorlardı. Ayşe'nin Minik adında bir kedisi, Çomar adında da bir köpeği vardı. Ayşe akşama kadar onlarla oyunlar oynardı. Onların bakımlarıyla da kendisi ilgilenirdi. Minik en çok sütü severdi. Çomarsa ete bayılırdı. Minik karnı acıkınca Ayşe'nin ayaklarına kuyruğuyla sürtünerek "Mau, mau!" diye miyavlardı. Ayşe'nin yemek tasına koyduğu sütü diliyle şapur şupur içerek hemen bitirirdi. Çomarsa karnı acıktığında "Vuf, vuf, vuf!" diye bağırır, sabırsızca toprağa eşelerdi. Ayşe ona yemek verince de oyunlar yaparak onu eğlendirirdi. Ayşe, köpeği ve kedisiyle beraber gölün kenarında yürüyüş yapmayı çok severlerdi. Günlerden bir gün her zamanki gibi Minik ve Çomar'ı yanına alarak yola çıktı. Mevsim kıştı. Gölün bazı yerleri buz tutmuştu. İnsanlar tepelerde birikmiş olan karların üzerinde neşeyle kayak yapıyorlardı. Ayşe birden gölün kenarında iki su samuru yavrusunun kayaların arasında sıkışmış olduğunu fark etti. Yavru samurlar kocaman kayanın arkasından "Uy, uy, uy!" diye bağırarak yardım istiyorlardı. Zavallıcıklar soğuktan donmak üzereydiler. Ayşe hemen eve koştu. Babasını yardıma çağırdı. Babasıyla birlikte yavruların yanına döndüler. Yavruların sıkıştığı kayaya ip bağladılar. Hep birlikte ipi çekmeye başladılar. Fakat kaya o kadar ağırdı ki yerinden kıpırdamadı. Yavru susamurları yalvaran gözlerle onlara bakıyor, "İh, ih!" diye bağırıyorlardı. Çomar "Vuf, vuf, vuf!" diye havlayıp ormana doğru koştu. Ayşe "Galiba Çomar'ın bir planı var," dedi. "Bekleyelim bakalım ne yapacak." Çok zaman geçmeden Çomar koşa koşa ormandan geri geldi. Arkasında da birçok hayvan vardı. Ördekler, inekler, atlar, koyunlar hepsi sırayla bağırmaya başladılar. Ördekler "Vak, vak, vak!" İnekler "Mmm!" Atlar Koyunlar "Be-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 
görünce Çomar ağzıyla ipi tutup hayvanların başına geçti. Bazı hayvanlar da ipe dişleriyle asıldılar ve hep birlikte ipi çekmeye başladılar. Sonunda kayayı yerinden oynatmayı başarabildiler. Yavru susamurları sıkıştıkları yerden kurtuldular. Yavruların tir tir titrediğini gören bir kanguru yavrularını cebine alıp ısıttı. Tam o sırada anne susamuru gelerek diğer hayvanların kendi yavrularına yardım ettiğini gördü. Gölün üzerinde dans ederek kendince onlara teşekkür etti. Ayşe köpeği Çomar'a sevgiyle sarıldı. Günler günleri kovaladı. Minik ve Çomar bir gün evlerinin bahçesine bırakılmış birçok balık buldular. Ertesi gün ve daha ertesi gün de bilinmeyen birileri bahçelerine balık bırakmaya devam etti. Minik ve Çomar balıkları afiyetle yiyor, bu balıkları onlara kimin bıraktıklarını da çok merak ediyorlardı. Bir sabah saklanarak beklediler. Balıkları bırakanların iki küçük susamuru olduğunu görünce de saklandıkları yerden çıktılar. Minik ve Çomar'ı gören susamurları neşeli bir şekilde "Uyk, uyk, uyk!" diye bağırdılar. Çomar ve Minik susamurlarının kendilerine teşekkür etmek için böyle yaptıklarını da anladılar. O günden sonra Çomar ve Minik ve susamurları çok iyi dost oldular.